Şimdi İsrail'in kara saldırısını ne zaman başlatacağı belirsizliğini korurken ülkede konuyla ilgili bir anket yapıldı. Ankete katılanların %49'u Gazze'ye yapılacak herhangi bir kara saldırısının ertelenmesini istedi. Gözümüzün önünde duran tek şey var. Ülkeyi kurtarmak, zafere ulaşmak. Hamas'ın üzerine cehennem ateşi yağdırıyoruz. Zaten binlerce teröristi yok ettik. Bu sadece başlangıç. Aynı zamanda kara operasyonuna da hazırlanıyoruz. Ne zaman, nasıl, ne kadar olduğunu belirtmeyeceğim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu açıklamayı birkaç gün önce yaptı. Kara harekatı olacak dedi ama tarih vermedi. Peki İsrail halkı bu konuda ne düşünüyor? Ülkede yapılan bir ankete göre halkın neredeyse yarısı Gazze'ye yapılacak herhangi bir kara harekatının ertelenmesini istiyor. Sonuçlar, 200'den fazla rehineyi elinde tutan Hamas'a karşı planlanan karşı saldırının bir sonraki aşaması için desteğin azaldığını gösteriyor. Anket Mariv gazetesinde yayınlandı. Ankete göre ordunun derhal geniş çaplı bir kara harekatına başlaması gerekip gerekmediği sorusuna İsraillilerin %29'u evet derken %49'u beklemek daha iyi olur dedi. %22'si ise kararsız olduğunu ifade etti. Gazete, sonuçların 10 Ekim'de yapılacak ve büyük bir kara harekatına %65 oranında destek veren anketle tezat oluşturduğuna dikkat çekti. İsrail ordusunun kara kuvvetleri operasyonlarını genişletiyor açıklaması yapması ve ardından Gazze'ye yönelik saldırıları artırmasına da İsrail'in bir bölümü tepki gösterdi. Özellikle de rehine yakınları.